5 dakikada hallet serime hoş geldiniz. Bu videoda Huawei'nin son model akıllı telefonu P40 Pro'yu sizler için detaylı bir şekilde inceledim. Google sorun devam ediyor mu? Evet ediyor. Peki bu nasıl çözüldü? Şimdi hepsini anlatacağım. Tasarımdan başlayacak olursak P40 Pro 4 kenarı kavisli cam panelle geliyor. Kavisleri 4 bir yanda görebilirsiniz. Hem ön hem de arkada cam kullanılmış. Cam kullanımı aslında telefona hem parlak bir görünüm kazandırmak hem de kablosuz şarj işlemine olanak sağlamak aslında. Herhangi bir koruma olmadan telefonu kullandığınızda elinizden kayma ihtimali epey yüksek. Bu yüzden kutuya şeffaf bir kılıf eklenmiş. Bunu kullanmanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü düşürürseniz bütçeniz epey bir zarar görebilir. Bu arada P40 Lite ve normal P40'ın kutusunun içinden kılıf çıkmıyor. Keşke çıksaymış demeden geçemeyeceğim burada. Parmak izi sensörü ekranın altında yer alıyor ve oldukça hızlı. P40 Pro'daki 100 kilidi de P30 Pro ile neredeyse aynı. Ekrana gelirsek hemen canlı ve parlak. Huawei ekranın yenileme hızını 90 Hz'e yükseltti. Bazılarınız neden 120 değil diyebilir ama gerçek kullanımda çoğu insanın aradaki farkı görmesi zor. 60 ila 90 Hz arasındaki fark belki belli olabilir ama 90 ila 120 arasındaki farkı gözle görmek cidden zor. Ekrandaki çentik yerine burada 2 adet göz kullanılmış. Bunu daha önce S10 Plus veya S20 modellerinde görmüştük. Video izlerken veya oyun oynarken sizi pek rahatsız etmiyor. Bu ekran tipi. Bendeki buz beyazı olarak geçiyor. Buna ek olarak siyah ve gümüş renkleri de mevcut. Özellikle gümüş renginin daha karizmatik durduğunu söyleyebilirim. Bu yıl arkada sürekli genişleyen kamera çıkıntılarının yılı. Evet doğru duydunuz. Yani nereden baksanız şöyle 1 milim yapar bu. O kadar bir çıkıntı var. Performans anlamında sizi teknik detaya boğmak istemiyorum. Kısaca geçiyorum. Günümüzde amiral gemisi telefon olarak lanse edilen her telefon gibi P40 Pro'da PUBG Mobile, Asphalt, Fortnite, Call of Duty yani pek çok oyunu rahatlıkla oynatabiliyorsunuz bu telefonda. Buna ek olarak 5G desteğine sahip, yani bu ne demek diyebilirsiniz. Geleceğin özel 5G ağlarıyla ve mevcut hibrit LTE 5G ağlarıyla sorunsuz çalışabilecek bir telefon bu. Pil konusuna gelirsek cihaz ağır kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkarabilir. Hızlı kablolu, kablosuz ve ters kablosuz şarj da destekliyor. Normal kullanımda tek şarjla 2 günü de çıkartabilirsiniz. Tabii bu sizin kullanım sıklığınıza ve yoğunluğunuza göre değişebilir. Bataryanızı kutudan çıkan 40 wattlık şarj cihazıyla 30 dakika içinde yaklaşık 65-70 oranında, sıfırdan %100'e ise yaklaşık 70 dakikada çıkartabilirsiniz. Buradan hemen kameralara bağlıyorum. Android cihazlar arasında kullandığım en iyi kameraya sahip telefon diyebilirim P40 Pro için. 5x zoom'da kalite kaybı yok. 10x zoom'da ise sonuçlar açık veya kapalı ortama göre, aslında ışığa göre değişebiliyor. Bunların yanı sıra telefon 50 kata kadar zoom'u da destekliyor. Bu kadar yüksek zoom seviyelerindeki fotoğraflar çok net değil ve daha iyi görüntü kalitesi için 10x'te kalmanızı öneririm. Bir de 50x'e çıktığınızda tripod olmadan çekim yapmanız zor çünkü eliniz titriyor ve görüntü büyük olasılık bulanık çıkabilir. Kameralardaki ana sorunun kameraların çektiği fotoğraflardaki beyaz dengesi veya genel renk sıcaklığıyla alakalı. Çoğu zaman görüntüleri gerçek hayatta mevcut olandan daha fazla koyu pembe ve sarı tonuyla renklendirebiliyor. Bu da onu iPhone 11 gibi rakipleriyle çekilen aynı karelere göre daha az doğal hale getirebiliyor. Tabii bunları Lightroom üzerinde ayarlayabilirsiniz ama çoğu kullanıcı bununla uğraşmayabilir. Yani genel kullanıcı bununla uğraşmayabilir. Onun için bu konuya değindim. Ancak gece çekimleri cidden iyi. Tabii burada yine sarı, yani saturation oranı biraz yüksek. Yine de çoğu telefona göre burada epey kaliteli gece çekimleri yapabiliyorsunuz. Karanlık bir sokağa gece aydınlatabiliyor bu mod. Video anlamında P30 Pro'ya göre tabii ki de iyileştirme var. Daha iyi. 4K 60 kareye ek olarak 7680 fps ultra ağır çekimlerde yapabilirsiniz bu telefonla. Ön kamerada 4K 60 fps kayıt yapabiliyor. Asıl gelelim yazılım mevzusuna. Huawei P40 Pro ABD'nin Huawei'ye getirdiği kısıtlamalar yüzünden Google'ın işletim sisteminin en son sürümü olan şu anda Android 10 ile çalışıyor. Ancak Gmail ve Google Drive gibi Google hizmetleri bu telefonda yok. Uygulama ihtiyaçlarınız için Google Play Store'a alternatif olan Huawei App Gallery'den gidermek zorundasınız. Bu hala nispeten yeni bir girişim ve geliştirmeye de devam ediyorlar. Huawei'yi burada tebrik ediyorum. Rakiplerini yakalamaya çalışıyorlar aslında. Bu arada App Gallery Türkiye'deki lokal uygulamaların çoğunu içerisinde barındırıyor. İşte Turkcell, E-Devlet, N11 hepsi burada vesaire vesaire. Buna ek olarak Snapchat, TikTok ya da Microsoft gibi uygulamalar da burada mevcut. Ancak Facebook ya da WhatsApp indirmek istiyorsanız bu uygulamaların kendi internet sitelerine gidip oradan
güvenli olan APK dosyalarını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. YouTube izlemek için ise yapmanız gereken daha basit. Huawei browser'ı açıyorsunuz ve direkt YouTube adresine gidiyorsunuz. Bitti. Direkt YouTube'dan video izleyebiliyorsunuz burada. Huawei burada kullanıcılara ikinci bir uygulama indirme merkezi daha sunuyor. O da Huawei web tarayıcısının içinde olan App Search. App Gallery'de bulamadığınız uygulamaları buradan indirebiliyorsunuz. Tabii yine APK olarak. Burada şeyi sorabilirsiniz. Madem APK indirebiliyoruz, o halde Google uygulamalarında telefonu kurabiliriz. Maalesef öyle değil arkadaşım. Google Play servislerini kurmadan tüm Google uygulamalarını rahatça kullanamıyorsun. Ben bu zamana kadar telefona Google uygulamalarından sadece Chrome, Gmail, Google Maps ve Gboard yükleyip çalıştırabildim. Dikkatinizi çekiyorum, sadece çalıştırabildim. Onları da App Gallery uygulama mağazasında More Apps adında 3. parti çözümü yer alıyor. Oradan indirdim. Ama o da şöyle işliyor. Sizi APK Pure adlı siteye yönlendiriyor ve oradan bu uygulamaları indirebiliyorsunuz. Bazen sitenin kendi uygulama mağazası olmadan uygulamayı telefonun kuramıyorsunuz bile. Mesela Google Maps'i öyle kurdum. Ancak iş kurmakla da bitmiyor. Çünkü uygulamalar tutarlı çalışmıyor. Ya çok ağırlar ya da sizi uygulamadan bir dakika sonra dışarı atabiliyorlar. Kısaca bazı Google uygulamalarını telefona indirebiliyorsunuz ancak hepsini tutarlı bir şekilde çalıştıramıyorsunuz. Sonuca bağlayacak olursam Huawei P40 Pro fantastik bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunan birinci sınıf bir telefon. Gündüz ve gece çekimleri çarpıcı görünüyor. Telefon 50x dijital zoom yapabilse de 10x zoom anlamında iyi görüntü kalitesi veriyor ve bence bunu tercih etmelisiniz 5x'ten sonra. IP68 sertifikasına da sahip, yani suya ve toza karşı dayanıklı, ancak gövde camdan yapıldığından bir kılıfın içinde olması daha mantıklı bir seçim gibi duruyor bana göre. Hız anlamında telefonda hiçbir sorun yok. Daha önce de dediğim gibi işlemleri gayet akıcı bir şekilde yerine getirebiliyor. Google uygulamaları yok dedim ama örneğin Gmail yerine Huawei'nin Stock e-posta uygulamasını veya Outlook gibi bir şeyi kullanabilirsiniz. Google haritalar için de önerebileceğim Here We Go ya da Yandex var. Bunları yine kullanabilirsiniz. Son olarak fiyatına gelirsek P40 Pro'ya 12.000 TL sahip olabiliyorsunuz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Kısaca size P40 Pro'yu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.